Merhabalar. Bugünkü konuğumuz Hatay Defne ilçesi Cumhuriyet Halk Partisi aday adayı avukat Doktor Esat Güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Volkan Bey. Şimdi efendim sizin bu adaylığınızı Defne halkı coşkuyla karşıladı. Biz de sizinle program yapmaya karar verdik ve sizin tanıtımınızla ilgili bu programı şu anda gerçekleştiriyoruz. Tekrar size hoş geldiniz diyorum. Kendinizden biraz bize bahsedebilir misiniz lütfen? Ben avukat Doktor Esat Güzel. Aslen Hatay Defneliyim. 5 yıl yurt dışında enerji sektöründe lider bir firmada yöneticilik yaptıktan sonra 2005 yılından itibaren Ulaştırma Bakanlığı'nda uzman ve denetçi olarak görev yaptım. Hali hazırda da serbest avukat olarak görev yapıyorum. Evli ve iki çocukluyum. Efendim Defnelisiniz bildiğim kadarıyla, doğru muyum? Doğrudur. Hem anne tarafından hem baba tarafından hem de eş tarafından 3 koldan Hatay Defneliyiz. Çok güzel. Şimdi efendim deprem sonrası Hatay'ın durumu bildiğiniz üzere bayağı kötü. Defne bölgesinde de bir sürü sorunlar mevcut. Seçildiğiniz takdirde neler yapabileceğiniz konusunda bize bilgiler verebilir misiniz lütfen? Tabii ki. Aslında 6 Şubat depremi benim Hatay'a olan bağlılığımı ve düşüncelerimi tekrar gözden geçirmeme sebep oldu. Uzun yıllardır ikamet ettiğim ve iş hayatımdan ve kariyerimden dolayı ikamet ettiğim Ankara'dan 6 Şubat depreminden sonra tekrar Hatay'a dönme ve halkıma yardım ve hizmet etme amacıyla taşın altına elimi koydum. Depremden hemen sonra yardım organizasyonlarından tutun da mezunu ve mensubu olduğum Yüksek Denizcilik Okulu'nun tarafından Hatay'a devlet elinden AFAD'dan önce ulaştırılan, deniz yoluyla ulaştırılan, Çevlik Limanı'na, İskender Limanı'na ulaştırılan yardımların koordinasyonunda aktif rol aldım. Aynı şekilde yine değişik kanallar üzerinden organize ettiğimiz, bağışlarla temin ettiğimiz çadır, erzak ve yardım kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında aktif olarak görev aldım. Deprem sonrası yardım konusunda aktif rol aldığınızı bize demin ifade ettiniz. Seçildiğiniz takdirde yapacağınız projeler içerisinde duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla, sizi tanıdığım kadarıyla yeşil dünyaya çok önem veriyorsunuz. Yeşil dünyanın olması konusunda projeleriniz var. Bunu Defne'ye nasıl uyarlayacaksınız efendim? Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Efendim bizim buradaki projemiz Türkiye'nin ilk yeşil şehir projesini Hatay'da hayata geçirmek. Burada kastettiğimiz yeşil şehir normal anladığımız ağacın yeşili ya da doğanın yeşili değil. Avrupa Birliği'nin ve Birleşmiş Milletler'in tarif ettiği sıfır emisyonlu, çevre dostu, doğa dostu bir şehir inşa etmek. Yenilenebilir enerji, çevre ve atık yönetimi ve sıfır emisyon hedeflerinin oluşturduğu bir şehir inşa etmek. Ve Defne'yi bu vizyonla ve bu doğrultuda gerçekleştireceğiz. Bunun için projelerimiz hazır, projelerin argeleri hazır, projelerin finansmanını sağlayacağımız ulusal ve uluslararası fonlara ilişkin projelerimiz de hazır. Şimdi doktor ünvanınız da var efendim sizin. Doktor ünvanınızla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Benim buradaki doktor ünvanım akademik bir ünvan. Deniz Ulaştırma Mühendisliği alanında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doktora derecemiz mevcut. Yine aynı şekilde akademisyen olarak da bazı üniversitelerde ders verme faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Peki siyasete atılma içgüdünüz nereden geldi efendim? Nasıl böyle bir olaya kendinizi dahil ettiniz? Nasıl bir istekle siz siyasete girdiniz ve nasıl Defne Belediye Başkan adayı olmaya karar verdiniz? Ben 18 yıldır bilfiil Ulaştırma Bakanlığı'nda bürokrasinin içerisinde, devletin içerisinde hizmet verdim. Siyaset ve bürokrasi her ne kadar birbirinden ayrı olması gerekse de birbiriyle iç içe. Çünkü evet, netice itibariyle siyaseten atanan kişiler aynı zamanda bürokratları atıyor ve hizmetler bürokrasi eliyle yürüyor. Dolayısıyla siyasete bu açıdan baktığımızda çok da uzak değildim. Ama aktif anlamda siyasete atılmam 6 Şubat depreminden sonra belki de bir aydınlanma olarak da ifade edebiliriz. 6 Şubat depreminden sonra Hatay'a daha etkin ve daha aktif hizmet etme isteğiyle doğdu. Ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde de Hatay CHP'den aday adayı oldum.
Şu anda da Defne ilçesi için belediye başkanlığı aday adaylığım başvurusunda bulundum. Halk tarafından da büyük teveccüh gördü. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu göreve seçilirsek layıkıyla Defne'yi yeniden ayağa kaldırma, Hatay'ı yeniden ayağa kaldırma konusunda elimizden gelen gayretleri yapacağız. Bunun için gerekli altyapımız, gerekli bilimsel desteğimiz ve gerekli finansal desteklerimiz mevcut. Kadrolarınızdan bahsetmediniz efendim. Heyecandan olsa unuttunuz herhalde. Bu konuda kadrolarınız da hazır. Ben bildiğim için söylüyorum, hatırlatıyorum size. Konuda ekibiniz hazır. Kesinlikle ekibimiz hazır. Ulaştırma alanı zaten benim uzmanlık alanım. Ulaştırma evet. modellemesi. Tekrar sadece Defne ilçesine değil, yine Büyükşehir ile işbirliği içerisine girerek Hatay'ın ulaşım altyapısının modellemesinin güzergah, rotalama ve araç optimizasyonları dahil olmak üzere ulaştırmayı yeniden modelleyeceğiz ve Hatay'a Türkiye'nin model bir ulaştırma ağını kuracağız. Bunun dışında çevreyle ilgili, atık yönetimiyle ilgili alacağımız akademik destekler, bilimsel destekler mevcut. Bunun dışında yenilenebilir enerjiyle ilgili desteklerimiz, akademik çalışmalarımız, Ar-Ge'lerimiz mevcut. Mesela bir örnek daha vereyim. Asi Nehri bugüne kadar sadece taşkınlarla ve zararlarıyla gündeme geldi. Halbuki Asi Nehri'nin içerisinde ulaşım, enerji ve turizm potansiyeli var. Göreve geldiğimizde bu potansiyelleri açığa çıkaracağız. Bu noktada yine aynı şekilde bilgimiz, tecrübemiz ve kadrolarımızla Asi Nehri'ndeki bu potansiyel açığa çıkarılacak ve Defne halkının kullanımına sunulacak. Şimdi efendim Defne halkı için Asi Nehri'ni tekrar güzelleştireceğiz dediniz. Yani bir Paris'i yaşayabilecek miyiz? Bir Hollanda'da bir şehri yaşayabilecek miyiz? Yani Defne içerisindeki Asi'nin bölümünü kullanacağız. Tabii ki burada paydaşların hepsinin ortak hareket etmesi son derece önemli. Antakya kısmı da var, Büyükşehir kısmı da var, Su İşleri kısmı da var ve doğal olarak Defne kısmı da var. Hatta bu projeyi daha da ileriye götürüp Akdeniz'e döküldüğü Samandağ Belediyesi'nde dahil ederek bir total proje şeklinde hazırlayacağız. Ama bizim ilgili olan ayağında ilave tesisler ve güzelleştirmeler yapabileceğiz. Esat Bey, müthiş projeleriniz var. Şimdi biraz tabii heyecanlısınız aday olduğunuz için. Ama ben sizin bu heyecanınızı yenmek için şunu söyleyeyim size. Benim tanıdığım en naif adaylardan birisiniz. Tebrik ediyorum sizi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum tekrar. Defne halkı da sizi zaten coşkuyla karşıladı. Bunu biliyoruz, bunu duyuyoruz, bunu görüyoruz. Şimdi sizin yaptığınız bu tip projelerin tamamını hayata geçirmek deprem sonrası Defne için müthiş bir gelişim olur. Teknokent planlıyorsunuz gibi bir görsel çizdiniz bize. Bu teknokentin içerisindeki insanların yaşam koşullarına artı olabilecek şeyler, projeler neler olur? Aklınızdan geçenler nelerdir bunlar için, bunun dışında olanlar? Onları da alalım sizden efendim. Şimdi az önce saydığımız projelerde öncelikli olarak Defne halkının temel ihtiyaçları. Bunlar ulaşım, çöp yönetimi, atık yönetimi, barınma, kalıcı barınmadan çok bahsediyoruz. Evet. Şu anda hali hazırda malumlarınız halen Defne halkının büyük bir kısmı çadırlarda ya da konteynerlerde maalesef kalıyor. Maalesef. Burada kalıcı konutlara geçiş için bütün projeleri devletin diğer organlarıyla bir an önce harekete geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Bunun haricinde temel ihtiyaçları giderdikten sonra konuyu biraz daha sosyal hayata yönelik faaliyetlerimize kaydıracağız. Sosyal belediyecilik. Sosyal belediyecilik içerisinde ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, ihtiyaç sahiplerinin ne gerekli olan yardımların yapılması, yine aynı şekilde gençlere ve ailelere yönelik yaşam merkezleri, eğitim merkezleri ve sosyal merkezler yapılması, daha ötesinde istihdam olanakları yaratılması gibi projelerimizde söz konusu olacak. Ama bunlar eş zamanlı olarak temel ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra kademeli olarak devreye sokacağız. Sadece bu yönüyle değil, yine aynı şekilde Defne'nin kırsal kesimleri, çiftçi kesimlerini de unutmamak lazım. Onlar için yine tarım destekleri ve kırsal destekleri de hayata geçireceğiz. Dolayısıyla Defne'nin iş adamından çiftçisine kadar, köylüsünden şehir merkezindeki kişilere kadar her noktasına dokunmayı vaat ediyor ve planlıyoruz. Ben bu projelerinizin hepsini dinlerken müthiş bir heyecan duydum. Defne halkının da bu heyecanı yaşamasını diliyorum şimdiden size.
çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sizin bulunduğunuz bölgede Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27 tane aday adayı var. Hepsine ve size buradan başarılar diliyorum. Projelerinizin olması için kendi gösterdiğiniz, sarf ettiğiniz çabayı aynı şekilde halkın da sarf etmesi gerektiğine inanıyorum. Deprem sonrası kalkınmada sizin gibi gelişmiş ülkelerden örnek alabilecek başkanların bizlere başkanlık etmesini temenni ediyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Yayınımıza burada son veriyoruz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.